Derhal ekibini topla ve timin başına geç. Ülkemizin üstüne oynanan bu kirli oyunu boz ve bu oyunu oynayanların başına geçir. Celil'le karısını şu büyük depoda tutuyorlar. Ben artık ortalarda görünmesem iyi olur. Nasıl? Sağ ol. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Ben her şeyi senin için yapıyorum Serdar. Tek derdim sevgini tekrar kazanmak. Zeynep ölme! Ölme Zeynep! 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 Zeynep ölme! Ya ne yaptı bu manyak herif? Ya bu adam artık hiç konuşmaz. Söylemez bombaları yerini. Kasabayı boşaltalım hemen. Ne yaptın lan sen manyak herif? Bugüne kadar kimse bana dayanamadı başkan. Bu adam da dayanamayacak. Konuşacak. Konuşsan. Kırarı geberttin bombacı. Sıra sende. Konuş. Bombaların yerini söyle. Çıldırtma beni. Hey! Ulan öyle bir geberteceğim ki seni. Bin ölümden beter acı çekeceksin. Konuş bombacı! Konuş yoksa öleceksin. Mezar yapacağım. Ne? Mezar yapacakmış. Thank you.
Aç kulağını iyi dinle la. Hapishane projesi yeşile döndü, anladın mı? Ha, anladın mı? Hapishane çıkışları başlasın, anladın mı? Başına kaldım. Bu itlerle savaşayım derken ihmal ettim seni Zeynep. Zeynep bırakma beni. Zeynep ne olur. Zeynep gitme ne olur. Zeynep ne olur. Zeynep bırakma beni. Ne olur Zeynep. Dostum. Ama ben şimdi... Ne diyeyim? Sen sakin ol, tamam. Dostum yapma, vallahi böyle yapma. Geberteceğim komutanım. Alayını. Artık acımak yok. Onlar benden canlarımı aldılar. Ben de onların canlarını almadan durmayacağım. Oğlumu götürdüler. Gelin. Oğlum yok. Oğlumu kaçırmışlar. Komutanım, oğlum. Götürmüşler oğlumu. Sakin ol Celil. Oğlunu buluruz. Ya aga, bombaların patlamasına 20 dakika kaldı. Hemen çıkmamız lazım. Oğlumu bulmadan çıkmam doktor. Bombaları durdururum ben. Celil, sen bombayı durdur. Ben bebeği ararım. Hadi. Evrak'ı götürmeye vakit bulamamışlar. Toparla şunları. Tamam. Sonra inceleriz. Hadi. Oğlumu götürüyorlar. Lan neyi anlamadık? Kas kafar. Bingöl'deki cezaevi. İlk oradan çıkış yapılacak. Sonrasında diğerlerine gelecek. Tamam mı? Bingöl. İlk orası, anladın mı? Dur başkan. Beni de al. Ah!
Bırak ulan oğlumu soysuz! Kal ulan olduğun yerde. İn lan aşağı. Şerefsiz. İn lan aşağı. Sen de çekil lan oradan. Yoksa gözünüzün önünde öldürürüm lan bu veledi. Bırak lan onu, bırak. Ona bir şey olursa dünyayı idare ederim sana. Bırak lan bu martavaları. Ben de bu veled olduğum bildiğince sen bana hiçbir şey yapamazsın. Açın lan yolumu. Acımam lan bilirsiniz. İlk öldürdüğüm bebek bu değil. Gidemezsin lan, gidemezsin. Oğlumu götüremezsin lan. Çekilin lan, çekilin. Celil. İndir silahı. Oğlumu götürecek komutanım. Pardon. Dostum ellerin titriyor. Bak yapma, çocuğa zarar vereceksin. Celil. Bebeği vuracaksın. Götürmesine izin veremem komutanım. İndir lan silahını, indir. Celil, kendine gel. Silahı indir. Şerefsiz! Ne istedin lan karından ha? Niye gelmedi? Niye boşuna acı çektirdi bana? Allah'ım niye yaptı bunu? Ne var? Ne bakıyorsun be? Film mi oynuyor? Şahin! Niye gelmedin? Niye çıkmadın ortaya? Sen Şahin'in yaşadığını biliyordun Zelal. Niye kaçıyorsun? Ne oldu sana? Sen niye geldin Dicle? Belki bir yardımım olur diye düşündüm. Bombacı, ne istersen yaparım. Öldürme beni. Ne olur. Bak. Ben çok şey biliyorum ha. Bana ne lan? Ben senin kelleni istiyorum. Bildiklerini değil. Yapma bombacı. Çok para veririm sana. Bak, oğlunu bile bulurum ha. Ne olur. Acı bana, ne olur. Öldürme beni. Sen karımı acıdın mı lan? Yaşasın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem. Doktor, dosyalar. Aga tamamdır, aldım ben onları. Hadi gidelim. Ne
lan! Celil! Hayır yapma! Seni kurtarmamıza NASA yardım etti. Seni, oğlumu kim buraya getirdiyse, o alçağı bulacağım Zeynep. Yemin ederim intikamını alacağım. Şşş, bebeğini seviyorsan kes sesini. Tamam mı? Bak. Bebeğimi aldılar. Önce hicran. Şimdi Zeynep. Masum Zeynep. Her şeyime katlanan Zeynep. Bir kere bile olsun of demeyen Zeynep. Vurun kardeş vurun.
وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة Yerlerini söylediğin nükleer bombaları çocuklar aldılar. Salimen ülkemize getirdiler. Savama ajanlarının bölgedeki hakimiyetine büyük darbe vurdun Celil. Ama ne yazık ki eşin işi gidiyor. Allah rahmet eylesin. Başın sağ olsun. Bata sağ olsun komutanım. Endişelenme. İnşallah oğlunu da bulacağız. Bizim endişemiz kadın çocuk için değil komutanım. Tek derdimiz var. O da bu topraklar bölünmesin. Vatanımızın tırnağına zarar gelmesin. Canımız, kanımız, tüm ailemiz bu uğurda fedadır komutanım. Allah razı olsun evladım. Bu vatanın hakiki evlatları sizlersiniz. Allah sayılarınızı arttırsın. Amin. Getirdiğiniz dosyalarda çok önemli bilgiler var. Ama bir bilgi var ki bunu derhal konuşmalıyız Serdar. Karargaha gidelim. Emredersiniz komutanım. Komutanım, ben de gelebilirim. Senin acın daha taze Celil. Biraz dinlenmen lazım. Oğlumu bulmadan acım dinmez komutanım. Şahin, evladım, zor günler geçirdin. Kendini toparlaman için yardımcı olur. Bir görün. Doktor. Ne bu? Yaz oğlum, psikolog o. Bir şey yok, asıl ona gidiyor. Karargâhtayız. Ortalıktan kaybolmayın. Emredersin ağa, merak etme. Emredersiniz. Aslı. Aslı. Başımız sağ olsun. Ancak gelebildim. Dostlar sağ olsun Yusuf. Şahin değil mi bu? Yusuf. Hayır Yusuf. Şahin değil mi? Geçmiş olsun. Aslı'dan öğrendim neler yaşadığını. Anlaşılan o psikolojiyi hala atamamışsın üzerinden. Eğer yardıma ihtiyacın olursa birkaç seans ayırırım sana. Çocukluğuna falan ineriz, ha?
Olur. Birkaç seans yaparız. Adresin var nasılsa. Ben bulurum seni. Ne o asker? Tespit mi ediyorsun beni? Yok. Çocukluğuma ineceğiz ya. O yüzden. Gidelim Aslı. Ya Celal, bu Şahin'le Aslı'nın arasında buzağları var. Ne oldu ya? Aslı'yla Şahin ayrıldı doktor. Lan. Allah Allah. Olacak şey mi bu ya? Hem bu fıtmasın ne işi var? Bu pis işin ne işi var acaba bunun yanında? Şahin'in yaşadığından haberim yoktu. Bana söylemedin Aslı. Bu sabaha kadar ben de bilmiyordum Yusuf. Hem sen Şahin'i nasıl tanıdın? Ben senin aynı zamanda doktorunum Aslı. Sana büyük acılar çektiren adamın nasıl biri olduğunu bilmek benim görevim. Sen benim doktorumsun. Şahin'le ilgilenme bu kadar. Bak Aslı, Şahin ortaya çıktı, yine eski Aslı oldun. Öfkelisin, sinirlisin. Bana yaptıklarını hatırladıkça çıldırıyorum. Yaşadığını bile gelip söylemedi bana. Sonra yanındaki o kız... Şahin'i aklından çıkartamıyorsun Aslı. O döndüğüne göre aramız artık eskisi gibi olmayacak. Şahin bitti Yusuf. Sana inanmıyorum Aslı. O senin bilinçaltını alt üst etmiş durumda. Şahin o kızla beraber beni unuttu. Ben niye acı çekiyorum? Yusuf! Hemen evlenelim Yusuf. O zaman inanırsın bana. İçinden gelerek mi söylüyorsun Aslı? Evlenelim Yusuf. Hemen. Dicle niye takip ediyorsun beni? Ev şu tarafta. Eve git. Sen gelmiyor musun? Ya soru sorma bana. Ama Şahin açsın sabahtan beri bir şeyler hazırlayacaktım sana. Dicle. Üstüme gelme, zaten iyi değilim. Eve git. Hadi. Sakın bağırma, acımam. Kimsin sen? Ne istiyorsun benden? Bingöl cezaevindeki dayın Şivan'a gideceksin. Niye ben? Çok meraklı değiliz seni göndermeye. Asıl bağlantımız dün gece vuruldu. Sen de Şivan'ın yeğenisin. En dikkat çekmezsen kalıyorsun. Ben yokum. Beni karıştırmayın. Zırvalama lan. İstersen gitme. Yanındaki Timci anında faili meçhul olur. Dokunmayın ona ne olur. Sakın dokunmayın ona. Getirdiğiniz evraklar tek tek inceleniyor. Örgütün içinde uluslararası istihbarat örgütleriyle bağlantılı barış sürecini bitirmeye çalışan gruplar var. Savaşa hazırlanıyorlar komutanım. Evet Serdar. Önce barış sürecini bozacak bir dizi eylem planladıklarını tespit ettik. Komutanım, eylemlerin nasıl ve nerede olacağı biliniyor mu? Biliyoruz Celil. Getirdiklerinizin arasında bunu bulduk. Bu nedir binbaşım? Bölgenin demir yolları haritası. Bu yol aynı zamanda yumurtalık petrol boru hattıyla da paralel. Ayrıca silahlı kuvvetlerin ikmali de ağırlıklı olarak... Demir yolu üzerinden sağlanıyor. Adamlar yolu havaya uçuracak. Ya da daha sansasyonel olması için doğrudan bir trene saldıracaklar. Evet Serdar. İstihbaratımız bu yönde. Teyit edilmiş bilgiler bunu gösteriyor. Bir trene saldıracaklar. Hangi trene saldıracaklar? O konuda bir bilgi var mı komutanım? Yok maalesef. Elimizde sadece bu harita var. Bir de bu var. Bu
Bu Şivan denen şerefsiz değil mi komutanım? Bu iti 2 yıl önce tıkmadık mı biz deliye? Evet Çelik. O. Oh. Bölgede bir şeyler dönüyor. Bir trene saldıracakları kesin. Ama bu Şivan'ın dosyasını çözemedik. Bize yardım etmenizi istiyorum. Bu tren olayını ve bu Şivan olayını çözmemiz şart. Emredersiniz komutanım. Olaylar üst üste geldi, söyleyemedim. Yasemin Teğmen bulundu hastanede. Bir şey var mı komutanım? Yok, sağlığı gayet iyi. Komutanım. Arşiv evraklarından yeni bir bilgiye ulaştık. Şivan denen terörist bir zamanlar örgütün Erzurum bölge sorumlusuymuş. Bir de ne? Adam bomba uzmanıymış komutanım. Örgütün eski Erzurum bölge sorumlusu Şivan Kodatlı Ekrem Taş. Örgütün bombacılarından Doktor Orhan Kodatlı Hüseyin Barsak. Her ikisi de azılı. 10 askeri şehit etmekten müebbet ceza almışlar. Bingöl cezaevinde yatıyorlar. Bu herifleri sıkı kontrole alalım. Gerekirse hücreye aldıralım. Olmadı naklettirelim. Ayıralım komutanım. Bence eylem nasıl ve nereye yapılacak, ne zaman yapılacak, bunu öğrenmek daha öncelikli işimiz. Cezaevine birilerini sokup olup bitenleri öğrenmemiz lazım. Tamam. Biz gireriz komutanım. Sizi tanıyabilirler Serdar. Komutanım. Bayağıdır ortalarda yoktu. Kimse tanımaz bizi. Tamam o zaman. Onların koğuşunda bir süre kalın. Bu alçakların ne yapmak istediğini öğrenin. Emredersiniz komutanım. Doktor, Şahin'le Aslı'yı al karargaha gelin. Silahlanıp bekleyin. Hayırdır aga, seferberlik mi var? Doktor, soru sorma, emri uygula, tamam mı? Emredersin aga, kızma. Sen arabada bekle. Gözünüz aydın. Yasemin Teğmen kurtulmuş. Yeni öğrendim. Allah'a çok şükür. Biri onu sürüklemiş. Sonra kıyıya çıkmayı başarmış. Bir köye sığınmış. Ama durumu çok iyi. Şu anda hastanede genel bir muayene oluyor. Senin gelmeni bekliyor Serdar. Hazırız Serdar komutanım. Tamam. Geliyorum. Gelemem aşağı. Sen gelmezsen eğer Yasemin yine gidecek Serdar. Üzgünüm. Şu anda gelemem. Serdar ne olur gel. Yapacağım ben. Ya Şahin'i öğrenirse? Ama ona zarar verecekler. Şahin için yapmak zorundayım. Allah'ım yardım et bana. Durum ne başkan? Sıkıntı yok. Tünelde çökme falan da yok. Zaten sona da geldik. Şu eylem planı bir gelsin. Buradan çıkarız hemen. Sen şu çuvalı al hadi. Tamam. Çıkar hadi. Evet.
Açın lan şu kapıyı. Durum ne başkan? İyi. Sona geldik artık. Kurtulacağız. Çıkacağız buradan ulan. Helal. Arkadaşlar kurtuluyoruz. Kurtuluyoruz. Hadi gözünüz aydın. Gardiyanlar geliyor, gardiyanlar. Sakin ol, bir şey belli. Aha. Şivan, bunlara yatak ver. Bunlar kim be? Bak oğlum, buraya yabancı alınmayacak demedik mi size? Ne zamandır bizden habersiz koğuşlara adam veriyorsunuz? Şimdilik kalsınlar Şivan. Zorluk çıkarma. Geçin lan şuraya. Şivan'ın ziyaretçisi var. Şivan, ziyaretçin var. Haber geldi. Bakalım bizim eylem planı ne alemde? Ziyaretçin orada. Sonunda müebbete mahkum olmuş bir dayın olduğunu hatırladın demek ha? Hangi dağda kurdu öldü kız? Kendi isteğimle gelmedim. Onu getirmemi istediler. Baban ölmüş ha? Onun gibi baba, senin gibi dayı olmaz olsun. Yakında görüşeceğiz yani. Allah korusun. Yakında görüşeceğiz. Suçunuz ne la sizin? Neden buradasınız la? Kavga ettim. Bu? Bu ne yaptı? O hem sağır hem dilsizdir. Sizi anlamaz. Benim emmoğlu. Yalan söylüyorlar doktor. Bunlar TC ajanı. Aramıza bilerek soktular bunları. Öyle mi? Göreceğiz bakalım neymişsiniz siz. Biz ajan, majan değiliz. Derdiniz kavgaysa buyurun. Lan! Beyler! Kavganın cezası hücredir. Bilmiyor musunuz? Şu sıralar hücre sağlığınıza hiç iyi gelmez. Yarın öbür gün yol görünür belki. Rahat durun. Haber geldi. Resimleri ver lan. Çevremi iyice sarın oğlum. Çevremi iyice sarın. Doğu Ekspresi.
yaşadım ulan. Lan! Sen bizi mi dinliyorsun? Durun lan. Dokunmayın. Bu tipi kayık hem sağır hem dilsizmiş. Sen devam et. Komutanım, bunların niyeti bozuk. Bombadan falan bahsediyorlar ama gerisini anlamadım. Silahlar gerilla şehitliğinde. 115. mezarlıkta. Yarın 15.30 Doğu Ekspresi'ne bomba koyacağız. Silahlar gerilla mezarlığında. Bu gece çıkıyoruz la, hazır olun. Ya onlar? Biz çıkarken rahat durmazlar. İşlerini bitiririz. Yarın sayımda da cesetlerini bulurlar. Celil, o mektubu ele geçirmemiz lazım. Celil. Zeynep'e mutlu bir gün gösteremedim komutanım. Çok çektirdim kıza. O seni çok seviyordu Celil. Seni anlıyordu. Daha kucağıma alamadan kaybettim oğlum. Zeynep'ten bana kalan tek emaneti de koruyamadım. Kim bilir? Şimdi yavrum hangi uğursuzların elinde? Bu bebek yeni doğmuştur. Karın hemen emzesin bunu. Çocukların arasına kat. Kim sorarsa bu sizin. Emredersiniz. Başım üstü. Çocuğa da iyi bakın ha. Ne oldu? Hallettiniz mi lan? Her şey yolunda başkan. Çıkış bu gece olacak. Bak, mazeret falan istemem ha. O tüneller boş yere kazınmadı. Şivan işinin kurdudur. Eylem yapacağı yerin mesajı ulaştı mı? Mesaj gönderildi başkan. Sorun yoktur. Yakında TC iş olacak la. Çözümün çözüldüğünü görecekler. Sağır ve dilsizim komutanım. Ben hallederim. Lan dilsiz. Celil, uyandı bunlar. Allah ne verdiyse. Komutanım, eşek tımarı yapmayalı çok olmuştu. (Gülüyor)
Hadi hadi çıkıyoruz. Hadi. Yürüyün lan, yürüyün. Hadi. Komutanım, tünel kazmış şerefsizler. Firar ediyorlar. Firar ver, firar! Açın kapıları, alarm verin, firar! Polisler firar etti. Derhal generali arayın. Anakon 1 konuşan Kartal Yuva. Devam et Kartal Yuva. Firari teröristlerin 18 kişi olduğu kesinleşti. Kuzeye doğru kaçtıklarını değerlendiriyorum. Mutabık Kartal Yuva. Kuzey bölgesini tarıyoruz, tamam. Büyükev Şahin, alayım. 11. cezaevi çevresindeki yollar kesildi. Aramalar sürüyor. İlçe giriş çıkışı. Temiz komutanım. Peki tamam. Araçlar arasın. Buyurun, gidebilirsiniz. Kimlik kontrol yapılsın. Anlaşıldı, tamam. Tüm yuva bağlıları, konuşan yuva, tren istasyonuna intikal edin. Yuva konuşan Hançeriş, tren istasyonunda arama tarama başladı. Yuva konuşuyor, tren yolları kontrole alınsın. Fazla uzaklaşmış olamazlar. Bu dairenin içerisinde bir yerdeler. Komutanım, bombalamaktan bahsediyorlardı. Eğer trene saldıracaklarsa patlayıcı ve silah bulmak zorundalar. Bir yerde silahlanacak bunlar komutanım. Hatırla evladım. Başka bir şey duymadın mı? Yok komutanım. Sadece bombalanacak kelimesini duydum. Komutanım, bu konuda bize yardım edecek biri var. Naz'a? Serdar, ne oldu? Buluşmamız lazım Naz'a. Tövbe estağfurullah. Oh, bere! Ne kadar da üşüdüm. Gerçekten ne kadar da hava burada soğuk ya. Ya yaz oğlum. Niye oturuyor? Konuşsanız oğlum bir şeyler. Ne konuşalım doktor? Benim halim ortada. Sen Şahin Bey'e söyle. Onun anlatacak çok şeyi vardır. Değil mi Şahin Bey? Var, var, var. Ben vatanım için verilen görev gereği gittim. Allah yardım etti, döndüm. Dönünce de güvendiklerimi hıyanet içinde buldum. Bunu mu anlatayım, bu mu? Bir dakika. Ne yapıyoruz Serdar abi? Bizden haber bekleyin. Tamam aga. Ben tam olarak anlamadım ama ben şimdi kime neyi soracağım acaba ya? Aslı. Al işte bak, ona sor. Tamam tamam. Tamam. Ne oldu Yusuf? Niye geldin? Bugün boşum Aslı. İstersen nişanımız için hazırlanalım. Tamam, iyi olur. Ben de daraldım. Ben çarşıya gidiyorum.
Hemen döneceğim doktor. Doktor, hanımefendiye söyle. Burada hazır beklememiz emredildi. Nişanlarına sonra hazırlansınlar. Ne o arkadaşım, bir sorun mu var? Hayda, yani öyle sözlüme dandın konuşamazsın. Tamam Yusuf, hayda, önemli değil hey. Tamam. Yo yo, önemli önemli. Hem de çok önemli. Hayda, hey. Evet, bir sorunum var. Zaten sen de teşhisi koydun ya. Ben ağır stres altındayım. Hayda, hey. İşte şimdi de stresimi atıyorum. Sen ne yaptın zannediyorsun be? Doktor bey bir seans istemişti çocukluğuma inmek için. Ben de çocukluğuma götürdüm kendisini. Fena mı ettim yani? Yusuf. Tamam ya az oğlan. Hadi kalk. Ha bu arada. Ben tehdit etmem. Yaparım. Şşt, aklında olsun. Tamam hadi ya az oğlan hadi. Biz ya. Gidiyoruz doktor. Anons çek geliriz. Ha tamam hadi gidin gidin. Senin şizofreni yapın sorunlarım var. Ya tamam Allah ya az oğlan. Ne yapıyorsun bir sakin ol ya. Aynı timdeyiz. Oğlum bak ayı bilirsin. O konularda hassas. Bir terslik olursa yakar adamı ya. Ya ben bilmiyorum abi. Bu timde ya Aslı fazla ya ben. İkimizden biri gidecek o kadar. Neden buluşmak istedi ki benimle? Belki bana karşı bir şeyler hissediyordur. Bakalım evi görünce ne yapacak? Böyle be. Şişt, iyice paspal oldum çıktım ha. Daha kadınsı bir şeyler giymeliyim. Evet. Aa, geldi. Üf, geldi. Evet. Tango ve keş gibi ayrılmaz ikili oldu bunlar daha. Şimdi bunun ne işi var burada? Naz'a, acil konuşmamız lazım. Olur Serdar, konuşalım. Ama istersen ikimiz baş başa olalım. Oho. Buraya niçin geldik? Sen ne alemdesin? Cezaevinden firar edenleri duydun mu? Evi tanıdın mı Serdar? Tanıdım Naz'a. Birlikte oturmuştuk. Evliydik. Ev ziyaretine gelmedik Naz'a. Nostaljiyi bırak da işine bak. Firarileri biliyor musun onu söyle. Biliyorum. Kaçmışlar işte. Bunun için mi geldin Serdar? Evet, bunun için geldim. Bölge çember alındı. Daha kaçamazlar. Yardım da alamazlar. Bunların yapacağı eylemleri biliyoruz Naz'a. Bunlar silahlanmak ve patlayıcı bulmak zorundalar. Naz'a, bunları nereden bulabilirler? Ulan. Ulan ceset diye cephane taşıtıyor lan bana. Naz'a, sana sordum. Biliyorsan söyle. Ben ne bileyim ya? Silahlardan sorumlu devlet bakanı ben miyim? Çok tersin. Aslında sana gelmekle hata etmişim. Serdar dur. Suriye'den bir cenaze getirmiştim. Görmüştün seni. Tamam, evet. İşte o tabutta silah olabilir. Sen gördün mü? Yani görmedim de tabut çok ağırdı. Şüphelenmiştim. İçinden de metal sesleri geliyordu. Kesin silahtır o zaman. Naz'a, tabutu nereye gömdüler? Lan hadi hadi çabuk kazın oğlum çabuk. Lan hadi lan. Hadi oğlum hadi hadi hadi. Çabuk kazın lan. Acele edin lan acele edin. Hadi. Aa, helikopter geliyor çabuk. Ulan kaçın yakalanırsak gideriz kaçın. Kaçın lan kaçın kaçın saklanın.
Kadın lan! Saklanın lan! Yatın, yatın, yatın! Doktor. Aga dinliyorum. Tireller Kızılkayalardaki örgüt mezarlığında olabilirler. Oraya gelin, anlaşıldı mı? Generali bilgilendir, çabuk ol hadi. Tamam aga, merak etme, hemen çıkıyoruz. Yazın sen arabayı çalıştır, Asya'ya da haber ver, tamam mı? Hemen gitmemiz oğlum, lazım. Lan ben onu aramam. Doktor. Allah Allah. Ya kusura bakma, benim yüzümden sen de... Eski nişanlının çok ciddi psikolojik sorunları var. Bu senin suçun olamaz değil mi? Hangisini beğendin? Bilmiyorum ki. Kolay karar veremem ben. Sen hangisini beğendin? Elbiseye güzellik veren sensin Aslı. Sana hepsi yakışır. Aslı, aga acil çağırdı. Kızılkayalara gidiyoruz. Tamam, geliyorum. Biz çıktık, başka araçla gel. Tamam. Yusuf, gitmek zorundayım. Kendine dikkat et. O problemli adamdan uzak dur, olur mu? Tamam. Kaldır, kaldır, kaldır. Aç ulan, aç, aç, aç. Hadi, hadi. Kaldır. Kaldır şunu. Aç, aç, aç. Lan oğlum o C4'leri çantanın içine koyun lan. Lan roket atarları al. Al oradan al. Lan oğlum çabuk, bön bön bakmayın, silahları alın haydi. Çabuk olun oğlum. Haydi, haydi. Şivan. Buradan nasıl çıkacağız? Ezma hala gelmedi. Gelir. Gelir, yoldadır. Hadi çabuk, hadi, hadi. Bir yere gitme. Arkayı kontrol edeceğiz. Çöp boşaltmaya gideceğim komutan. Araca bir bakalım. Bakın. Aman iyi bakın ha. Haydi haydi çabuk olun, haydi çabuk kapatın hadi. Hadi. Hadi la hadi çabuk olun. Acele edin la. Hadi oğlum hadi. Kapatın hadi hadi hadi. Lan oğlum al şunu. Haydi elinizi çabuk tutun. Esma neredesin? Geliyorum, yoldayım. Kayalıklara çıktım. Tamam. Naza doğru söylemiş. Şunları indirelim komutanım. Roket atarları var. Yardım gelmesini bekliyorum. Toparlanın la, hadi çıkıyoruz. Çabuk olun. La hadi çıkın. Hadi, hadi toparlanın, çıkıyoruz. Hadi alın silahları, acele edin hadi. Bunlar çıkıyor komutanım. Celil, çare yok. Müdahale edeceğiz. Hadi durduralım şunları. Dur! Atın silahları! Teslim olun! Silahları atıp teslim olun şerefsizler! Başkanım kimse görünmüyor. Asker olsa üstümüze çökerdi. Köylüler onlar. Durmayın öyle. Hadi. Hadi. La bu
Bunlar cezaevindeki serseriler. Ulan yükler nasıl ölmedi? Roketçiler! Roketleyin lan şunları! Ceril! Ceril iyi misin? İyiyim komutanım, iyiyim. Nefes aldırmayın lan! İkisi de gebersin! Komutanım! Yatır! Komutanım! İyiyim. İyiyim. Komutanım! Ceril! Adamlar bana bol dolu sıkıyorlar komutanım. Kötü sıkıştık burada. Yeter lan artık. İndir şunları. Nesi var bunun doktor? He ağa, ben elmacık kemiğimi paramparça ettim, sen yine de onu sor. Neyse kızma, söyleyeyim. Ya ağa bu var ya, gerçekten iyice sıyırdı. İşte böyle kendince terapi yapıyor böyle. Neredeydin sen? Haberi aldığımda karargah dışındaydım Serdar abi, hemen geldim. Komutanım, Şiban'la doktor yok. Bizim gördüğümüzde buradaydılar. İkiniz de burada kalın. Devriyelere anons çekin, tamam mı? İşi var. Tirarilerin saklanmasına uygun bir araç bu Celil. Yol berbat. Her yerde çevirme var. Plana göre aracı derede terk edeceğiz Esma.
İki firari çöp kamyonuyla Kızılkayalar bölgesinden kuzeye çıkıyorlar. Anlaşıldı. Bilip tren geliyoruz. Aracın yolunu hemen kesin. Anlaşıldı mı? Hemen kesin. Siz orada kalın. Emredersiniz komutanım. Sen arka tarafa. Temiz komutanım. Dağılıp arayalım. Asubayım. Siz o tarafa. Aslı. Sen böyle. Şahin oraya. Hadi çıkalım. Kimse yok Celil. Celil, bu dere ilçenin yakınından geçiyor değil mi? Doğrudur komutanım. Acele et. Dar çemberi alındı komutanım. Fırariler artık buraya giremez. Devriyeler demir yollarını güvenliğe aldı. Frene saldırmaları imkansız. Fırariler bölgede çembere alındı. İş onları yakalamaya geldi. Allah'ın izniyle yakalayacağız komutanım. Yaralı firarilerden bir şey öğrenemedik. Bir de siz görüşün şunlarla. Anlaşıldı. Emredersiniz komutanım. Komutanım. O itleri görmek için sabırsızlanıyorum. Hadi gidelim. Komutanım, benim bir eve gidip gelmem gerekiyor da Dicle'ye yiyecek bir şeyler bırakayım. Tamam koçum, gecikme. Her an çıkabiliriz. Tamam. Haydi. Dicle'si de pek kıymetli ha. Doktor, bu Dicle neyin nesi? Nereden çıktı bu kız ya? Anlattı ya Yağız olan kapta hayatımı kurtardı diye kafesten çıkarmış ya bebeği. Sonra da aşk başlamış ha. Ya ne aşkı ya, Yağız olan zaten aşık falan değil ona. Doktor ben anlarım. Ulan her yerde peşimizdesiniz. Siz bela mısınız ha? Ulan sen bela görmemişsin anlaşılan. Hadi bir konuşma. Bela ne göstereceğim lan ben sana? Bana bak. Seninle oyalanacak zamanım yok. Şivan ve Doktor Orhan denen o it nerede? Ben ne bileyim. Bekçisi miyim ben onların? Bak ya. Lan hala belasını arıyor. Lan konuş. Lan konuş. Neredeler lan konuş. Yaptığınız insan haklarına... Kes lan! Trene bomba koyup 500 kişiyi öldürmeyi planlarken... onların haklarını düşündünüz mü ha? Şerefsizler ha? Düşündün mü? Konuş lan! Hiç konuş! Nerede lan o hainler? Yoksa boğarım lan seni! Konuş! Nerede olduklarını bilmiyorum. Bir kız alacaktı bizi. Vallahi billahi bildiğim bu. Bilsem yerlerini söylerim. Bırak. Bilse konuşur bu. Şehitlik yapma ayağına cephanelik yaptınız mezarlığı. Bu telsiz mezarlıkta bulundu. Şivan'la bağlantı kuracağımız frekansı söyle. Firari teröristler yakalandı.
müebbet hapse mahkum firari teröristler, Şivan Kod adlı Ekrem Taş'la Doktor Kod adlı Hüseyin Barsak her yerde aranıyor. La oğlum meşhur olduk ya lan. Şivan şerefsizi, cevap ver lan. Sen kimsin lan? Cezaevinden iyi hatırlarsın. Siz şerefsizlerin eceliyiz. Treni bombalamak istediğimizi biliyoruz lan. O bombalar elinizde patlayacak. Ulan zibidiler. Siz kim, bizi durdurmak kim lan? O bombayı patlatacağız lan. O treni patlatacağız. Kim la bunlar? Eski Sungurlar Temi'nin komutanları. Yüzbaşı Serdar la Subay Celil. İşe bak sen. Bunlar beni kodese tıkanlar ha. İyi o zaman iyi. Ödeşme zamanı gelmiştir. Asker polis garı çemberi almış. Demir yollarında devriyeler geziyor. Kuş uçurtmuyorlar. Bu iş imkansız. Bombayı başka yerde patlatalım. Nerede patlatalım Ezma? Marketten mi patlatalım? Yoksa pazar yerinden mi patlatalım? Kızım kim ilgilenir bununla? Cemal Başkan'ın kesin emri var. O bomba o trende patlayacak. Büyük olay çıkacak. Böylece barış süreci de dinamitlenmiş olacak. O bombalarla trene 100 metre bile yaklaşamayız Şivan Komutan. O zaman biz de yaklaşacak birini buluruz. İnsan dayısını böyle mi karşılar kız? Bağırırsan boğazını keserim. Nasıl buldun beni? Bizim elimiz kolumuz uzundur yeğen. Bunu dağdayken öğrenmiş olman gerekirdi. Sen burada bir timciyle oturuyormuşsun. Herife bir de dut gibi aşıksın öyle mi? Ne istiyorsun benden? Yarın sabah gara bir şey götüreceğim benim için. Yapamam. Dicle! Kampta tecavüze uğradığını, hamile kaldığını biliyorum. Timci öğrensin ister misin bunu? Koysun seni kapının önüne. Yalan söylüyorsun. İftira atıyorsun. Dayı ne olur bu kötülüğü yapma bana Allah aşkına. Dicle. Şşt. Sessiz ol. Dicle. Eğer bir hata yaparsan Timci ölür. Dicle. Dicle. Şahin. Ha, özür dilerim. Yiyecek bir şeyler getirdim ben. Sağ ol. Sen iyi misin? Bir şey mi oldu? Yok öyle, canım sıkıldı. O kadar yani. Aha. İyi, gittim ben o zaman. Tamam. Şeye kara sokacaksın. Sonra bir daha beni hiç görmeyeceksin. Anlaştık mı yeğenim? Anlaştık mı? Tamam. Gerçekten de o kadar eğleniyorum ki sohbet gırla gidiyor ha. Hiç doyum olmuyor sohbetinize ha. Ha. Ya var ya. Şu an burada her türlü doğa afeti yaşanabilir. Mesela zelzele, Katrina kasırgası, fırtına, bora, gerçekten de hiç dinlemiyorlar ki la. Ha. Geç sen. Dur. Kimliğin. Yolculuk nereye? Kısmetse Ankara'ya. Ne var burada? Televizyonum bu.
Bozuldu. Tamir ettireceğim. Tamam, geç bakalım. Sanki tanıdık gibi geldi bana ha. Sıkı güvenlik önlemi var komutanım. Ona rağmen bomba koymayı denerler mi bilmiyorum. Barış sürecini bitirmek için yapabilirler Celil. Trenin kalkış saati yaklaştıkça istasyon ana baba gitmeye dönecek. Kalabalığı kontrol etmek zorlaşacak. Bela bir iş bu Celil. Bela. O yüzbaşı eskisiyle yamağı ortalarda boy gösteriyor. Onlar varken bu iş zor olacak. Gözünde büyütme şunları. Herifler öyle bir numara çekeceğiz ki kafayı yiyecekler. Ezmal biletini almış olmalı. Nerede kaldı bu kız ya? Bacım. Efendim? İstasyona buradan giremezsin. Güvenlik noktasından gireceksin. Tamam. Şahin nerede bu kız orada ya? Amma yapışkan bir şeymiş. Yavuz ulan. Dikte gelmiş he. Sana geldi. Dicle, niye arıyorsun sen burada? Şey, bütün gece buradaydınız ya. Ekmek arası bir şeyler hazırladım, yersiniz. Girebilir, hanımefendi benim yakınım. Bırakın geçsin. Ne oluyor be? Bu ne torpil böyle arama falan yapmadan? Kızın ne torpili ya? Kız Şahin'in tanıdığı ya, arkadaşı ya. Ne tanıdığı be? Birbirlerine tutkalla yapışmışlar, hiç ayrılmıyorlar. Of, ya. Arıza yapıp durma. Arıza yapıp durulacak yer var. Arıza yaptırılmayacak yer var. Hop hop. Hop. Aç şu torbayı. Aç da bir arayayım. Gerek yok. Dicle benimle. Bana ne? Babamın kızı değil ya. Kimseye torpil yok Şahin Bey. Kırın kız. Aslı. Saçmalama. Çek elini. Hop hop. Şşt, hiç yakışmıyor. Size ayıp oluyor ama. Allah bakın benim var ya kafamı kızdırmayın. Siz benim kötü tarafımı bilmiyorsunuz. İkiniz de pataklarım burada ha. İşime karışmasın o zaman doktor. Görevime engel oluyor doktor. Şey, kavga etmeyin. Sizler için yiyecek bir şeyler getirdim. Ne? Bunlar var. Anam. Ben kız şunu. Şimdi gözüme girdin ha. Bak burada aşık deyince aklına doktor gelir. Zahmet ettin, ne gerek vardı? Bizi düşündüğün için sağ ol Dicle. Tamam. Ama görevdeyiz. Yani görevdeyken yiyemeyiz. Sen en iyisi onları geri götür ha. Şey. Ben göreviniz bitinceye kadar beklerim istasyonda. Evde çok sıkıldım. Şurada bir yere otururum, sana yük olmam. İyi, otur bir yere. Ben göz kulak olurum sana. Müzik
Bak Esma. Eğer treni durdurup yolcuları indirecek olurlarsa buna bas. Düzenek devre dışı kalacak. Bomba da patlayacak. Anladın? Ben de öleceğim ha. Kansersin Esma. Zaten öleceksin. Bari kahraman olarak öl. Bir efsane olursun. Dağlar isminle yankılanır. Heykelin dikilir Esma. Öyle tanım. Zaten Cemal Başkan'ın sözü var. Eğer sen bu işi yaparsan bir kampa senin ismini verecek Esma. Çok büyük olacaksın Esma. Çok büyük. Anladın? Hı? Nerede kaldım be? Ağaç oldum burada. Geldim işte. Çantayı bana doğru it. Ben size bir şey diyeyim mi? Yani acayip derecede gerildim ha. İyice gerildim. Gerilmekten boyum uzadı ha. Boy attım bu yaşta. Yaf. Anam Fatımus'a bak. Aslında karı kedi gibi geliyor. Aslı. Doktor ben bir dakika ayrılıyorum. Ayrıl. Anlaşılan çocukluğuma inmek yetmemiş Beyzade. Biraz da gençliğimle tanışsın bakalım. Yaz oğlum. Bu ne şiddet bu ne Celal ya. Kordonu geçtin ha. Ya sakin ol ya oğlan. Ya bir dur ya. Tamam. Karadeh'ten burada olduğunu öğrendim. Seni özledim. Görmek istedim. Belki şu kafede oturup birer çay içeriz ha. İyi gel bakalım. Birinci Dünya Savaşı'nı atlattık. İkincisi kesin çıkacak ha. Kendine gelince arama yok. Hop arkadaşım. Bir dur bakalım. Ne oldu? Ne var Şahin Bey? Beyefendiyi aradık mı? Aslı Hanım. Yusuf benim misafirim. Torpil yok. Herkes kurallara uyacak. Hadi geç bakalım Beyzade. Ne oluyor sana be? Arkadaşım benim generalden direkt iznim var. Senin çok şüpheli hareketlerin var. Ne malum lan bombayı seni taşımadı. Geç lan şöyle. Geç. Ya, ne yapıyorsun sen be? Senin şizofreni yakın sorunların var. Hatta bir yere kapatılmalısın. Konuşma lan konuşma. Bunu raporumda belirteceğim generale. Sen kafayı mı yedin Şahin ya? Yusuf benim nişanlım sayılır. Bana ne lan senin evleneceğin adamdan? Dön. Eğer çek ellerin üstünden be. Yeter. Tamam, ya. Buna bak. Tamam ya. Ne yapıyorum lan burada? Dur be. Ya tamam. Sakin olun bir ya. Ne soracağım Allah, bıktım ha. Ne oluyor burada ha? Ha işte aga geldi. Komutanım bu çakal üstünü aratmak istemedi. Ya Yusuf'u içeri ben aldım Serdar abi. Yusuf seni tanıyor muyuz? Ben psikoloğum. Karargah sahada çalışıyorum yüzbaşım. Ben yüzbaşı değilim. Yusuf aynı zamanda benim de doktorum Serdar abi. Sonra görüşürüz Aslı. Af ya. Ben anlamadım. Madem Aslı'nın doktoru bu çekişme niye? Yusuf'la biz nişanlıyız. Evlenmeyi düşünüyoruz. Şahin'in derdi bu. Benim ne derdim olacak ya? Sen tercihini yapmışsın zaten. Ha Celil. Neler oluyor da haberimiz yok görüyor musun? Serdar abi anlatacaktım. Anlattın işte.
Görevdeyken özel sorunlarıyla problem çıkaranların aramızda yeri yok, anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Serdar acil! Serdar acil! Emredin komutanım. Bir kadın jandarmaya trenin altına bir torba bırakıldığı ihbarında bulunmuş. Bomba olduğundan şüphelenmiş. Anlaşıldı komutanım, derhal bakıyorum. Oyun tuttu. Sıra bizde artık. Koşun! Bu trenin bütün vagonlarını arayın. Haydi! Acele edin! Her yerine bakın! Her yerine gidip arayın çabuk! Hadi bitir. Torba var. Subayım, ne oluyor burada? Sakin olun arkadaşlar. Yaklaşmayın. Sakin olun. Yine teröristler mi gelmiş? Asker abiler ne yapıyor? Panik yapmayın, bir şey yok. Yok yavrum. Ne teröristi? Terörist gelmez buraya. Asker abilerin treni kontrol ediyorlar. Bozulmasın diye mi? Evet, yolda bozulmasın diye. Torba Dicle'nin elindeydi. Saçma sapan konuşma aslında. Kızgardı. Torba da elinde. Ya galiba Şahin doğru diyor ya. Nerede kız senin çantan? Burada. Burada işte. Tamam Dicle, tamam. Sen de oğlu orta insanları suçlama. Hadi. Ne oldu Şahin? Ya böyle bir torbada bomba bulduk da. Neyse otur sen. Ah, Allah'ım çok şükür buldular bombayı. Ne işi var burada ya? Ezma mıydı bulmadı? Bir şey yapamazlar artık bana. Çekilin oradan lan. Yürüyün lan biz de bakalım. Thank you.
Kızın günahını aldım boşuna. Aferin Burhan, işin de on numarasın. Lay! Çabuk, çabuk! Gel, gel. 3 saat var. Sungurlarmış, eski yüzbaşıymış. Nasıl yediler ama? Bakalım şimdi ne halt edecekler. Hadi çıkalım buradan. Ankara istikametine gidecek tren kalkmak üzere. Yolcuların yerlerini alması rica bir şey diyeceğim. Oğlum bu iş çok kolay olmadı mı ya? Ne iş? Böyle bir bombayı neden yaptılar ben de anlamadım. Ne oldu Burhan? Ters bir şey mi var? Komutanım, bu tesir gücü düşük bir bomba. Patlasa bile trene zarar vermezdi. Niye koydular ki? Bize iş çıksın diye. Bomba ihbar edildi. Komutanım ne düşünüyorsun? Kanka eğer böyle sabit bir şekilde düşünüyor ve cevap vermiyorsa kesinlikle bence ayvayı yedik. Gecemiz gündüzümüze karıştı artık. Koşturur dururuz ya. Tesirsiz bombayı koyup sonra da ihbar ettiler. Bizim dikkatimizi bu bombaya çektiler. Bu esnada trene diğer bombayı koyacak fırsatı kazandılar. Belki de vesvese yapıyoruz aga. Bir fikir yani. Şayet öyleyse felaket olur Serdar abi. Ula ula yüzbaşı eskisiyle mi konuşuyorum? Şerefsiz Şivan. Ne var lan? La yüzbaşı eskisi. Oyuna geldiniz oğlum. Trenin altında çok güçlü bir bomba yerleştirdik. Treni durdurmaya, yolcuları indirmeye. Eğer korkarsanız o trende bir ajanımız var oğlum. Ve o ajan o treni patlatacak. Lan şerefsiz, ne istiyorsun lan ha? Derdin ne? Ulan şerefsiz, başkan arayacak, bekleyin siz. Kötü faka bastık komutanım. Adamlar, çoluk çocuk bir sürü yolcu vardı ya. Treni patlatırlarsa felaket olur Serdar abi. Komutanım, şu trene yetişsek. Gidiyorum, o ajan bende komutanım. Yağız olan giderse ben onu yalnız bırakmam. Doktor, ya durun. Bir dakika, ben de geliyorum.
Dur, bırak be. Kızım sırası mı şimdi? Hem beni aldatıyorsun hem de tavır yapıyorsun. Ben seni aldatmadım. Aylarca senden haber almadım. İki defa öldüğünü duydum. Ben de seninle öldüm. Delirdim. Çekmediğim acı kalmadı. Tımarhanede yattım. Uyuşturucu bağımlısı oldum senin yüzünden. Niye hiç aramadın beni? Beni o durumdan Yusuf kurtardı. Sonra da gönlünü çeldi değil mi fırsatçı serseri? O serseri değil. Yusuf çok iyi bir insan. Bana karşı çok anlayışlı. Sorun çıkarmıyor. Onunla evleneceğim. O benim kocam olacak. Hele bir dene. Ya siz ne yapıyorsunuz acaba burada? Ya oyuncak derdinde, kasap et derdinde ya. Tren havaya uçacak, havaya. Haydi! Haydi! Hadi. Evlenecekmiş. Kocası olacakmış. Ulan Yusuf. Ulan. Geçme lan. Kim bu kız Yusuf? Sen beni mi takip ediyorsun? Bir tanıdığım sizi görmüş çekmiş. Lafı dolandırma. Kim bu kız? Kim bu kız? Bir hastam. Sen hastanla dükkan dükkan dolaşıyor musun? Bu durum özel. Zavallı kız delirmek üzere. İlgi göstermem gerekiyor. Sen takma bunu kafana öyle. Bu da eski yalanlarından biriyse sonu hiç iyi olmaz Yusuf. Tepemi attırma öyle. Yapma Yusuf. Nasıl böyle davranabilirsin? Senin karınım ben, karın. Yan deli